Karınları deyip bir köyünler. Sen konuştun mu hiçbir bayanla? İsmini vermiyoruz da. Yani karın kaybolduktan sen hiç konuştun mu? Konuşmadı şey konuştum da yani şey olarak değil yani nerede nasıl diye şeydi de bir şiddet olarak yani bir şey olarak konuşmuştum. He? Yani şey olarak konuştum yani nerede haber var mı diye bir sormuştum. Bir daha sor bakayım. İsmini verme. Haberin var mı şu anda nerede olduğundan? Hayır. Recep. Efendim. Recep. Efendim. Öyle mi dediysen ben neye gideyim buradan? Tamam işte ilk başlangıçta nerede diye ve diğerlerini konuşmak istemiyorum şu anda da o yüzden yani. Ha, tamam boş o zaman ben de konuşmayayım. Sen bana öyle mi dedin ne demek Recep aranızda ne anlaşma var sizin? Ya şimdi açık konuşmak istersem bu benimkini aldı gitti. Ben de dedim ona sen de bu çocuklara annelik yapacaksın. Biz de geçeceksin. Evler karış karış olduğu için. Alın resmi ekrandan. Alın resmi ekrandan. Recep. Bak şimdi gel senden biz bir gezmeye çıkacağız. Gel 5 dakika. Oğlum böyle bir şey ekrandan söylenir mi ya? Gel. Sen bir 5 dakika bizim odaya git. Yapımcılar senden bir şey konuşacaklar. Hadi güle güle. Kızım sen buraya gele giden nişanlımdın mı bakayım? Pardon. Sevgili izleyenler, şimdi yapımcım söylüyor ya, telefon açıp az önce konuğu niye çıkarttım Recep Köse'yi soruyor musunuz? Yani canlı yayında o benim karımı götürdü, ben de onun karısına talip olduğum gibi açıklama, ahlaki bir açıklama değil. O nedenle konuğu çıkarttım ben. Bu niyetli olan bir insan benim programımda kayıp arayamaz da gelemez de edemez de yani. Keşke niyetini daha önceden söyleseydi, git o zaman işini daha kanunlarla çöz derdik. Böyle bir şey yok çünkü. O nedenle gönderdim. Bunu da buradan sizlere duyurmuş olayım. Buyur kız.